Amerika'nın İran'a uyguladığı ambargoyu biliyorsunuz. O ambargo yüzünden küçücük bir çocuğun 6 yaşındaki Yusuf Eren'in hayatı tehlikede. 6 yaşındaki Yusuf Eren ağır bir hastalıkla mücadele ediyor. Tek şansı var o da ilik nakli. Yusuf Eren'e dünya üzerinde uyumlu tek donör. Bir İranlı. İşin tıkandığı noktada zaten tam burası. İran'a uygulanan ambargo nedeniyle nakil bir tüklü gerçekleşemiyor. Ve ne yazık ki geçen her gün küçük Yusuf Eren için zaman biraz daha daralıyor. Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Sesi ancak bu kadar çıkıyor Yusuf Eren'in. Kısık sesiyle sadece 3 kelime edebiliyor. Çok masum, çok insani 3 kelime. Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Yusuf Eren Kocataş, falconi aplastik anemisi hastası. Ender rastlanan bir kan hastalığı bu. Üstelik ölümcül sonuçları olan bir hastalık. 2 ay sürecimiz var. 2 ay içerisinde sağlıklı bir döner bulmamız gerekiyor. Uyuyamıyorum. Hep aklıma geliyor. Ne olacak çocuğum? Kocataş ailesi daha önce büyük bir acı yaşamıştı. Kız çocuklarını henüz 3 yaşındayken hastalık nedeniyle kaybetmişti. Aile aynı acıyı bir kez daha yaşamak istemiyor. Bunun için Yusuf Eren'e bir an önce kemik iliği nakli yapılması gerekiyor. Bir kızım vefat etse bir de oğlum <laughs> durumu iyi değil gerçekten. <laughs> Suferer için %100 uyumlu ilik örneği bulundu. Aile buna önce sevindi sonra kara kara düşünmeye başladı. Çünkü uyumlu tek örnek İran'dan çıkmıştı. Bu aynı zamanda büyük bir sorun demekti. Dönerimiz %100 uyumlu e, fakat ön planda bir e, tahlil çalışmaları olacak. Onun için SGK buradan Amerika'nın uyguladığı ambargo yüzünden oradaki bankalara ödenek çıkartamıyor. Nakil sürecinde tamamlanması gereken testlerin ücretinin resmi yollarla İran'a gönderilmesi şart. Ne var ki Trump'ın İran'a uyguladığı ambargo para transferini olanaksız kılıyor. İran'daki uygular ambargo kalkmasını istiyor. yani küçücük bir çocuğun hayatı ambargo duvarının aşılıp aşılmamasına bağlı. Eğer Amerika'nın İran'a uyguladığı ambargoda bir istisna sağlanabilirse Yusuf yeniden hayata tutunmuş olacak. Çünkü donörden alınacak örnekler İstanbul'a getirilecek ve Yusuf'a nakledilecek. Böylece 6 yaşındaki Yusuf yeniden gülümseyebilecek. Biz bir acı yaşadık, evlat acısı. Yani benim çocuğum hiçbir zaman yani şöyle yani rahat bir güzel bir gün görmedi. Bir an önce İran'daki dönmümüzle irtibata girilmesini istiyorum. Bir an önce lütfen. Gözü yaşlı aile, şimdi seslerinin duyulmasını bekliyor.